Ayrıcalıklı Rotalardan herkese merhaba. Bugün zümrütü anka kuşu gibi her defasında küllerinden yeniden doğmuş bir yerdeyiz. Burası Berlin. Hak ettiği şöhreti nedense pek bulamamış ülkemizde burası. Oysa 130'dan fazla ülke, birkaç bin şehir gezmiş biri olarak benim en favori 10 şehrimden biri. Pek çok kez bölmüşler, duvarlarla ayırmışlar, kardeşi kardeşe vurdurmuşlar, yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyenleri ayırmayı denemişler. Ama ruhlarını ayıramamışlar. Berlin hep tek olmuş, bir olmuş, birlik olmuş. Hayatın nimetlerini bize öğreten ancak hayatın zahmetleridir demiş ünlü Alman düşünür Goethe. Bu anlamlı sözden sonra hazır mısınız ziyafete, gözlerinize bayram ettirmeye? O zaman başlıyoruz Berlin'i gezmeye. Berlin'deki turumuza şehrin en önemli simgelerinden Brandenburg Kapısı'ndan başlamak istedim. Almanlar Brandenburger Tor diyorlar buraya. Ama öyle kapı deyip geçmeyin. Önünde bulunduğumuz kapı değil Berlin'in, Almanya'nın en önemli sembollerinden biri. Kraliyet ailesinin geçit törenleri için 1791'de inşa edilmiş Brandenburg Kapısı. 12 sütun üzerinde 5 giriş ve çıkışı var. Kraliyet döneminde halk sadece 2 kapıdan geçebiliyormuş. Orta giriş ise kraliyet ailesine aitmiş. 1793 yılında heykeltıraş Schadow kapıya quadriga, yani 4 atın çektiği zafer tanrıçası Victoria'yı ekletmiş. Kapının üzerindeki bu tanrıça heykeli Berlin'i 1806'da alan Napolyon Bonaparte'ı da büyülemiş. Napolyon yerinden söktürüp Paris'e taşıtmış Brandenburg kapısını. Ama Fransızlar 1814 yılında Prusya'ya yenilince eser tekrar yuvasına getirilmiş. Heykelin orijinalinde yer alan zeytin dalının yerine demir haçı eklemişler. Tanrıçanın sağ elindeki asanın üzerinde ise Almanya'nın ve Hristiyanlığın sembolleri olan kartal ile haç simgeleri var. 1930'ların sonunda kapı Nazilerin sembolü olmuş. Yeri gelmiş Alman ordusunun geçit törenlerine ev sahipliği yapmış. Yeri gelmiş Nazilerin propaganda filmlerine mekan olmuş. İkinci Dünya Savaşı sonlarında derin hasarlar görüp onarılmış. Ama şehir ikiye bölününce kullanılamaz hale gelmiş. Berlin duvarı yıkılınca kapı da yeniden açılmış. Kapı bugün Doğu ve Batı Berlin'in birleşmesini sembolize etmesiyle meşhur. Başkentinde olduğu gibi Berlin'in kalbi de meydanlarda atıyor. Çok sayıda meydan var şehirde. En önemlilerinden biri de şu anda bulunduğumuz Alexanderplatz. Berlinliler Alex diyorlar bu meydana. Cıvıl cıvıl bir meydan. Gençlerin de buluşma noktası. Brandenburg kapısını geçip meşhur Unter den Linden, yani ıhlamurlar altında denilen görkemli cadde üzerinden yürüyerek gelin Alexanderplatz'a. Cadde üzerinde Humboldt Üniversitesi, müzeler bölgesi ve Berlin Katedrali çıkacak karşınıza. Eminim ki yol üzerinde kendinizi fotoğraf çekmekten alamayacaksınız. Gelelim şu anda bulunduğumuz Alexanderplatz'ın hikayesine. İlk başta bir hayvan pazarı olarak düşünülmüş burası. Rus Çarı 1. Alexander'ın Berlin'i ziyaret etmesi şerefine 1805'te adını Alexanderplatz olarak değiştirmişler. Meydanın mimarisi pek çok kez elden geçirilmiş. 1960'lı yıllarda televizyon kulesi Fernsehturm inşa edilmiş buraya. Kule o dönemde 368 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek ikinci binasıymış. Böylece kentin en önemli simgelerinden biri olmuş. Meydanda kırmızı renkli belediye binasının hemen önünde ise
ikonik Neptün Çeşmesi var. 1891'de yapılmış. Berlin'deki çoğu eser gibi 2. Dünya Savaşı'nda hasar görmüş ve 70'li yıllarda restore edilmiş. Çeşmenin ortasında Roma tanrısı Neptün, Yunan mitolojisindeki adıyla denizler tanrısı Poseidon var. Onu çevreleyen kadın heykelleri ise Almanya'nın 4 büyük nehrini temsil ediyor. Bu nehirler hangileri derseniz Elbe, Ren, Oder ve Weichsel. Berlin'in bir diğer can damarı, en güzel, en nezih ve en şık caddelerinden biri ise yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki Kurfürstendamm, kısa adıyla Kudamm. Eskiden eğlencenin merkezi olan 130 yıllık bu cadde, günümüzde ise alışverişin merkezi. Kafeleri, müdavimleri olan Bertolt Brecht, Erich Kästner ve Max Reinhardt gibi isimlerle ünlenmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sinemalar, mağazalar ve kafeler birbiri ardına sıralanmış cadde boyunca. Aslında Kudamm, 16. yüzyılda kentten Kraliyet Al Köşkü'ne giden tozlu bir yolmuş. 1875 yılında Otto von Bismarck bu tozlu yolu bulvar haline getirtmiş. Tramvay hattının döşendiği 1886, Kudamm'ın kuruluş tarihi kabul edilmiş. Bulvarın üzerinde de, kesen sokaklarında da buram buram tarih var. Eskiden caddede yaşayan Yahudi kökenli Almanların izlerini de taşıyor bulvar. Öyle ki Kudamm'da 1913 yılında 120 milyoner gösterişli dairelerde yaşıyormuş. Nazi döneminde bu evler istimlak edilmiş. Işıltılı kubbesiyle dikkat çeken sinagog 1938 yılında ateşe verilmiş. Pek çok ev yıkılmış. Sonrası yine 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım. İbret olsun diye hala aldığı hasarlarla ayakta duran Gedächtniskirche adlı Protestan kilisesi de o tarihlerde bu hale gelmiş. Kilise yine Berlin'in önemli simgelerinden. Turistler buraya tarihi bir kiliseden ziyade savaşın yarattığı yıkımı görüp barışın ne kadar korunması gereken bir kavram olduğunu yeniden anlamak için geliyor. Burası gerçekten bir kiliseden fazlası bence. Almanların yeniden inşa azminin yaşayan bir kanıtı. Kilise aslında ilk Alman Kaiseri Wilhelm anısına 1895'te inşa edilmiş. 300 kişilik koro alanı, 2000 kişilik kapasitesi ve 113 metrelik çan kulesiyle Berlin'in en görkemli yapılarından biri olmuş. Rivayete göre kilisenin 5 çanı çaldığında Berlin hayvanat bahçesindeki kurtlar sesin şiddetinden ulumaya başlarmış. Ancak her şey 1943'te tepetaklak olmuş. Berlin'in düşüşü esnasında müttefiklerin hava bombardımanıyla kilisenin çatısı çökmüş ve o görkemli çan kulesi yıkılmış. Savaştan sonra Berlinliler kilisenin bu şekilde ayakta kalmasını bir milli gurur olarak kabul etmiş ve restore edilmesine şiddetle karşı çıkmışlar. Bir yandan da buraya çürük diş adını vermişler. Bir orta yolu bulmaya çalışan yöneticiler ise çareyi hemen yanına yeni bir kilise inşa etmekte bulmuşlar. Çok sade bir tasarıma sahip bu yeni kilisede savaşlarda büyük hasar görmüş Dresden, Coventry ve Volgograd kiliselerinden gelen parçalar kullanılmış. Dikkat ederseniz Berlin ile ilgili anlattığım her şeyin arkasında 2. Dünya Savaşı ve ikiye bölünen bir şehir var. İsterseniz Berlin'in ikiye bölünmesini ve sonrasını başka sembol bir yerde anlatayım. Berlin önce Alman İmparatorluğu'nun ardından Nazi Almanya'sının başkenti olmuş. Ama maalesef 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin şehri işgal ettiği yıllarda bir harabeye dönmüş. Savaştan sonra şehir 4 bölgeye bölünmüş. ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin kontrolüne girmiş. Ve gün gelmiş
Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüş. 12 Ağustos 1961 tarihinde kentin ortasına bir duvar inşa etmeye başlamışlar. Adını da Berlin Duvarı koymuşlar. Türkiye'den getirilen Zeus altarının sergilendiği dünyanın en önemli müzelerinden Bergama Müzesi dahil görkemli binalar, büyük elçilikler, saraylar kentin doğu tarafında kalmış. İkiye bölünen Berlin'de özellikle doğudan batıya geçilemesin diye her türlü engelleme yapılmış. Askerlerin nöbet tuttuğu kontrol noktaları kurulmuş. Bugün sembolik olarak Checkpoint Charlie adlı kontrol noktası turistlerin fotoğraf çekebilmesi için korunuyor. Charlie adı nereden mi geliyor? Aslında burası C kapısı. NATO'nun fonetik alfabesinde A alfa, B beta, C de Charlie olarak geçiyor. Kapının ardında kalan hikayeler ise inanın hiç de masum değil. Checkpoint Charlie kontrol noktasının hemen yanındaki Mauer yani Duvar Müzesi ibret dolu bir geçmişi bütün dünyaya sergiliyor. Özellikle Soğuk Savaş döneminde yazılmış casusluk romanlarından aşina olduğumuz Doğu Berlin'den batıya kaçış hikayeleri, fotoğraflar ve çeşitli malzemelerle içinde barındırdıkları acıyı anlatıyor. Müzede gezerken nasıl olmuş dedirten kaçış öykülerine tanıklık ediyorsunuz. Küçücük araçların koltuklarını söküp içine kaçakların yerleştirilmesinden tutun da valizlere sıkışarak sınır geçmeye çalışan insanları fotoğraflarıyla görüyorsunuz. Asker üniformaları veya sahte pasaportlarla geçmeyi başaran ya da şansı yaver gitmeyen insanların öyküleri de var içeride. Hatta çocuğunu pazar arabasına saklayıp kontrol noktalarını geçenlerden tutun da evde balon dikip ya da kitaplardan uçak yapmayı öğrenip canını hiçe sayarak uçarak sınırdaki barikatları aşanlar var. Hepsi özgürlük için gözünü karartmış insanların umut yüklü hazin hikayeleri. Ancak zamanla bu hikayeler toplumsal protestolara dönüşüp devletler bir çare aramaya girişince, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş bitince Berlin'deki bu utanç duvarının da yıkılmasına karar veriliyor. Görüşmeler, anlaşmalar derken duvar 1989'da büyük kutlamalarla yıkılıyor. Ve hem Berlin hem de Almanya birleşiyor. O tarihten itibaren de Almanlar bu yaşananlar unutulmasın diye birçok anıt inşa etmeye başlıyorlar. Örneğin Nazi Almanya'sında yaşananlarla yüzleşip şehrin orta yerine soykırıma kurban gitmiş Yahudiler için bir anma yeri tasarlıyorlar. Ya da East Side Gallery adını verdikleri bir açık hava galerisi yaratıyorlar. Kreuzberg yakınında bulunan ve uluslararası özgürlük anıtı olarak kabul edilen Berlin Duvarı'nın 1.3 kilometre uzunluğundaki parçasına East Side Gallery deniyor. Dünyadaki en büyük açık hava galerilerinden biri kabul edilen bu duvarda Leonid Brejnev ve Erich Honecker arasındaki kardeş öpücüğünü gösteren "Tanrım bana yardım et, bu öldürücü aşkla baş edeyim" başlıklı çalışma gibi dünyanın çeşitli yerlerinden ressamlara ait 100'e yakın eser burada sergileniyor. Berlin'in meydanları dönem dönem ya gözde olmuş ya da önemini yitirmiş. Aynı şehrin en işlek meydanlarından Potsdamer Platz gibi. Almanya'nın tekrar birleşmesini temsil eden Potsdamer Platz aynı zamanda Avrupa'nın ve Almanya'nın en hareketli meydanlarından biriymiş. En popüler siyasi, sosyal ve kültürel buluşma yeriymiş. 30 yıl arayla iki dünya savaşı geçiren Berlin'in defalarca yıkılıp
yeniden yapılışının da simgesi olmuş. Avrupa'nın ilk trafik lambalarının bulunduğu meydan, Berlin Duvarı'nın olduğu dönemde popülerliğini yitirmiş, tahtını kaptırmış. Duvarın yıkılmasıyla meydanın bulunduğu bölgeye modern Berlin'in yüzü, yeni binalar, alışveriş merkezleri, dükkanlar ve şık caddeler yapılmış. Berlin'in meydanları demişken, Jandarmenmarkt ve Friedrichstraße'den bahsetmemek olmaz. Bu iki yer tıpkı birazdan anlatacağım Kreuzberg gibi Berlin'in yükselen yıldızları. Şehrin en güzel meydanlarından biri şu anda bulunduğumuz 17. yüzyıl sonlarından kalma Jandarmenmarkt, yani jandarma pazarı. Adı 1773 yılına kadar meydanda görevli olan jandarma birliğindeki atlı süvarilerden geliyor. Meydan simetrik yapısı ve iki yanındaki kubbeli katedralleri nedeniyle Roma'daki Popolo Meydanı'na benzetiliyor. Buradaki iki katedralden eski olanın adı Fransız Katedrali. Fransa'da yıkılan Huguenot Kilisesi model alınarak inşa edilmiş. Kule ise daha sonra yapıya eklenmiş. Alman Katedrali 1708 yılında yapılmış. Bina çok sayıdaki benzeri gibi 2. Dünya Savaşı sırasında 1945'te çıkan yangında tamamen yıkılmış. 1996 yılında Alman Parlamenter Demokrasi Müzesi olarak yeniden açılmış. İki katedralin ortasında ise girişi ve üzerindeki görkemli heykellerle dikkatleri çeken konser salonu bulunuyor. Konser salonunun önünde Alman şair, filozof ve tiyatro oyunları yazarı Friedrich Schiller'in heykeli karşılıyor gelenleri. Friedrichstraße ise Berlin'in yeni yüzünü görebileceğiniz, son yıllarda yapılan yatırımlarla birçok yeni binanın inşa edildiği bir bölge. Görülmeye değer oluşu ise sadece binalarından değil, restoranları ve mağazalarının kazandırdığı modern ve planlı kimliğinden kaynaklanıyor. Son zamanda Berlin'in daha da popüler hale gelmesinin sebebi yerlerden biri olarak not edilmeli diye düşünüyorum. Harcalıklı rotalarda farklı bir yerdeyiz. Burası Clarence Balo Evi. 1913'te açılmış. İlk adı sahibinden dolayı Büller'miş. Ancak Fritz Büller 1. Dünya Savaşı'nda ölünce işleri eşi devralmış. Ve kocasının kendine hitap ettiği şekilde Clarence adını vermiş. Balo salonu adeta bir zaman makinesine binmiş hissi yaratıyor. 1940'lara kadar iki ayrı salonu varmış buranın. Büyük balo salonunda dönemin popüler danslarıyla dans edip şarkı söylermiş şık hanımlar ve şık beyler. Aristokratlar daha çok şu anda bulunduğumuz üst kattaki aynalı salonu tercih edermiş. Çatı katında ise bir alan bowling'e ayrılmış. İkinci Dünya Savaşı gelip çatınca aynalı salon kapatılmış. Bowling'e ayrılan bölümü ise bir kömür deposu yapmışlar. Müttefik bombardımanları da tuz biber ekmiş bunun üstüne ve binanın ön cephesi ağır bir şekilde hasar görmüş. 2005 yılında el değiştiren binanın yeni sahipleri ön cephenin aldığı hasarı faydaya çevirip bu görüntüyü ilginç bir hale getirmişler. Kapalı olan aynalı salonu da yeniden açmışlar. Bina günümüzde salsa, tango, swing ve cha-cha gibi çeşitli dans partileri organize eden bir kulüp olarak hizmet veriyor. Bahçesinde ise havadar bir lokantası var. Berlin'e gelmişken güzel bir yemek yiyip zamanda kaybolup dans edebileceğiniz bir mekan burası. Vallahi benden söylemesi. Berlin Türkler için de ayrı bir anlam taşıyor. Almanya'nın diğer büyük kentleri gibi burada da Türk nüfusu oldukça fazla. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan yorgun ve yıkık Almanya kayıp nüfusunu
başka ülkelerin katkısıyla artırmaya çalıştı. Portekiz, Yunanistan, Polonya gibi ülkelerin ve Türkiye'nin kapısını çaldı. 1961'de Almanya ve Türkiye arasında imzalanan Türk İş Gücü Anlaşması'yla kafile kafile gurbete çıkan Türkler yıllar içinde bu topraklarda kalıcı bir düzen kurdu. Kuşak kuşak büyüdü ve gelişti. Önce iş gücüyle Almanya'ya katkıda bulundu. Sonra işveren, sporcu, sanatçı, doktor ve mühendis oldu. İşte Türkiye dışında en fazla Türk'ün yaşadığı şehir olan Berlin'de Kreuzberg semtine Küçük İstanbul deniyor. Tek kelime Almanca bilmeden tüm hayatınızı idame ettirebileceğiniz bir yer burası. İşin ilginç tarafı Kreuzberg, şehrin marjinal sanatçılarının da mesken tuttuğu bir bölge. 60'lı yıllarda duvara yakın olduğu için daha çok göçmenlerin yaşadığı Kreuzberg, duvar yıkılınca kentin ortasındaki keşfedilmemiş mücevher oldu. Buradaki Türk restoranları, Türk pazarları, sinema salonları, tiyatrolar, gözde galeriler ve gece kulüpleri birbirine karıştı ve rengarenk bir mozaik oluşturdular. Nevi şahsına münhasır dedikleri türden bir semt Kreuzberg. Özel olarak düzenlenen grafiti turları fotoğraf tutkunlarına en güzel kareleri yakalatırken gerçek ve yeni Berlin'in havasını soluyabileceğiniz kültürler arası buluşmanın en güzel örneklerine tanık olacağınız bir yer burası. Aklınızda bulunsun. Kreuzberg'e yolum düştüğünde sık sık yemeklerini yediğim bir mekandayız. Sayın Bey, siz Kreuzberg'in en eski sakinlerinden birisiniz. Yaklaşık 40 yıldır burada yaşıyorsunuz. İlk mekanınızı burada açtınız. Bugün 17 civarında mekanınız bulunuyor Berlin'in farklı köşelerinde. Hatta bu restoranların bazılarıyla ödüller de aldınız. Peki nasıl başladı her şey? Biz 40 yıldan beri ilk başladığımız dönemdeymiş gibi aynen bu zamana kadar çalışıyoruz. Çünkü hizmet sektöründe olduğumuz için her gün üzerine bir şeyler koymak durumundayız. İlk zamanlarda yaptığımızda tabii dönercilikle beraber başlamıştık. Branşlarımız biraz değişti. İşte İtalyan, steakhouse'lar, Türk mutfaklarımız biraz daha çok farklılaşmaya başladı. 40 yıl önceki ve 40 yıl sonraki aynı düzende devam ediyoruz. Türk mutfağını Almanlara tanıtmak gibi önemli bir misyon üstlendiniz. Peki bu 40 yılda neler değişti? Değişenler şöyle, sadece damak tadı olarak sarımsak eskiden bizim vatandaşlarımız çok şekilde tüketiyorlardı. Şimdi Avrupalı sarımsağı tüketmeye başladı. Bizim vatandaşlarımız tüketmemeye başladı. Orijinalinden uzaklaşmaya başladı. Çünkü dünyada da bütün mutfak çeşitleri çoğalmaya başlayınca kendi misafirlerimiz, kendi Türk vatandaşlarımız uzaklaşmaya başladı. Ama Avrupalı bize rağbet göstermeye başladı. Bu sefer sarımsağa yeniden kavuştuk. Çünkü Avrupalı sarımsak yemeye başladı. Türkler 1960'larda çalışmak amacıyla geldiler Almanya'ya. Ama günümüzde 100 binden fazla Türk işveren var. Peki sizin yanınızda kaç kişi çalışıyor? Toplam 1000 kişinin üzerine insan çalışıyoruz. Yani farklı milletlerden, farklı topluluklardan. Yani biz bir şeyiz yani, mozaiyiz yani. Türkler, İtalyanlar, Almanlar, İngilizler, Ruslar, Ganalı, Somalili, bütün dünya devletlerinden insanlarla beraber çalışıyoruz. İnsanların en temel ihtiyaçlarından birini sağlıyorsunuz. Gelecek için hedefleriniz neler? Türk mutfağıyla beraber devam etmek istiyorsak altyapılarımız çok iyi olması lazım. Yani yeni nesillerden insanların bize katılması lazım. Bunun için de turizm okullarında, turizm okullarında iyi eğitim vermemiz lazım. Dünya mutfaklarıyla beraber entegre yapmamız lazım. Çünkü bizde bazen öğlen saatlerinde vermiş olduğumuz yemekler çok ağır gelebiliyor. İnsanlar ofise gidince uyuyabiliyorlar. Hani bu geçişi sağlamamız lazım. Berlin tarihinin yanı sıra yeşil alanlarının fazlalığıyla da ayrıcalıklar sunuyor. Şehir merkezinde de dışında da oksijen deposu parklar Berlinlilere bolca nefes aldırıyor. İşte bunlardan biri olan Tierpark'tayız şimdi. Avrupa'nın en büyük hayvan parkını da içinde barındıran 16 kilometre karelik alanda Afrika filinden zebraya yani A'dan Z'ye 9000'e yakın hayvan yaşıyor.
Merkezdeki hayvanat bahçesi Tiergarten ile karıştırmayın sakın. Burası Friedrichsfelde'deki Avrupa'nın en büyük peyzaj bahçesinin içinde yer alıyor. Peki neden Berlin'de iki tane böylesi büyük hayvanat bahçesi veya parkı var diye merak eden var mı aranızda? Hemen nedenini anlatayım. Tierpark, Berlin ikiye bölündükten sonra hayata geçirilmiş bir park. Nedeni de bu bölgenin bir zamanlar Doğu Berlin olması. Esas bahçe Batı Berlin'de kalınca muadil olması için Doğu Almanya yönetimi bu parkın yaptırılmasına karar vermiş. Hatta görkemi daha fazla olsun diye tüm halkta seferber olmuş. Rusya da destek vermiş parka. Sibirya'dan nadir türdeki hayvanlar gönderilmiş. 1955'te törenlerle açılmış. Adeta Batı Berlin'e hava atmışlar. Ancak zaman içinde ekonomik imkansızlıklardan park da etkilenmiş ve bakımsız kalmış. Berlin'in birleşmesinden sonra ortak bir programla yeniden ayağa kaldırılmış ve bugünlere gelmiş. Benzerlerinden farklı bir hayvanat bahçesi burası. Bir kere sıkışık değil. Ormanın içinde yürüyüş yaparken fillerin, maymunların arasından geçiyorsunuz. Hayvanların çoğunu da kafeslerde değil, kendi doğal ortamlarında görüyorsunuz. Doğanın içinde farklı bir hava solumak, Berlin'in yoğunluğunun dışına çıkmak için güzel bir bahane. Benden söylemesi. Berlin turizm açısından çok önemli şehirlerden bir tanesi. Hem turistik hem iş amaçlı olarak her sene milyonlarca insan Berlin'e geliyor ve yüzlerce otel bulunuyor şehirde. Burak Bey, Berlin'de turizm için neler söyleyebilirsiniz? Berlin sürekli artışta olan bir şehir özellikle turizm açısından. 2017 senesinde yaklaşık 10 milyon turist Berlin'e geldi. Bu sayının da artması bekleniyor. Ben yurt dışında Türk işverenlerin ve yatırımcıların tesislerini görünce çok mutlu oluyorum. Sizin hikayeniz nasıl başladı? Grubumuz turizme, otelciliğe daha doğrusu Türkiye'de başladı. Berlin'de, yurt dışında yapmış olduğumuz yatırımlar bundan 6 sene öncesinde başlamış durumda. Ve şu anda Berlin'de merkezi yerinde 3 tane çok güzel otelimiz var ve bu da bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Otellerinizin girişinde Türk bayrağı gururla dalgalanıyor ve her sene çok sayıda Türk misafir de ağırlıyorsunuz. Türk misafirler için sizi farklı kılan ne? Tabii Türk çalışanlarımızın olması, misafirperverliğimiz, Türk misafirperverliğimiz, güler yüzlülüğümüz ya da kahvaltımızda mesela Türkiye'den gelen bayağı unsurların olması. Mesela Berlin'de hiçbir yerde bulamayacağınız bir şey. Türk çayımız var semaverden, Türk kahvemiz de var. Ve otellerimizin merkezi konumu tabii ki çok önemli. Otellerinizde kaç kişi çalışıyor ve personelin ne kadarı Türk? Otellerimizde toplam 400 kişi çalışıyor ve bunların 100 kişisi de Türk. Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan, demiş ünlü Alman düşünürü Nietzsche. Biz de öyle yaptık bu hafta. Berlin gibi acıları bir kenara bırakıp önümüze baktık. Güzelliklerini bölüştük, içinde orman olan bir şehri değil, ormanın içindeki bir şehri paylaştık. Ayrıcalıklı yerlerini gezdik. Bir başkentin nasıl olması gerektiğinin en güzel örneklerini gösterdik sizlere. Yeni keşiflerde bulunacağımız bir sonraki programa kadar hoşça kalın derken daha önceki bölümlerimizi YouTube'a Ayrıcalıklı Rotalar yazarak seyredebileceğinizi de hatırlatmak istedik. Haftaya bir başka ayrıcalıkta birlikte olmak üzere hoşça kalın.